2016 yılı geride kaldı. 2017'de de moda, yeni trendler ve stillerle vitrinlerdeki, podyumlardaki ve starların üzerindeki yerini almaya başladı bile. Siz de bu hafta Dizi TV'de öne çıkanlarla 2017 yılının moda anlayışına göz atmaya ne dersiniz? Altıda dizilerde gördüğünüz pek çok kıyafet ve aksesuar 2017'den izler taşıyordu. Moda ve alışveriş yazarımız Özlem Yılmaz Küçük yeni yılın trendlerini sizler için yorumluyor. 2016'dan 2017'ye geçen bazı trendler var aslında. Bunlardan biri bol kesimler, yani oversize dediğimiz, ister hırka, ister palto, ister blüzlerinizde olsun, oversize kesimler, yani bol kesimler inanılmaz trendi. De sadece kesimler değil, desenler de iddialı olacak. Kareler, desenler, özellikle büyük kareler, devasa çiçekler 2017'de karşımıza çıkıyor. Yani siz bluzu sadece dev desenli bir bluzle, çiçek desenli bir bluzle gittiğiniz herhangi bir yerin en trendi kişisi olabilirsiniz. De askeri çizgileri barındıran kıyafetler vazgeçilmezler arasında olacak. 2017'de yine militer, yani askeri tarzdaki detayları görüyoruz. Askeri tarzdaki kepler, yine militer tarzdaki gömlekler, armalar, pantolonlar önümüze çıkıyor ve özellikle de botlarda inanılmaz moda. Yılın en ön plana çıkan dokularından biri de 2016 yılında da revaçta olan kadife. Kadife ceketler, kadife pantolonlar, kadife elbiseler, etekler ve hatta ayakkabılar, botlarda da kadife detayını görüyoruz. Dik yakalı gömleklerin, hatta kurdele bağladığımız gömleklerin üzerine giyilen ince askılı kadife elbiseler, uzun, dar vücudunuza oturan, dekoltesi bol ama içinize giydiğiniz dik yakalı bir triko yahut dik yakalı bir gömlekle tamamladığınız kadife elbiseler inanılmaz trendi. Muhakkak artık elbiselerinizin içine gömlek ya da dik yakalı bir bluz giyeceksiniz. Daha önceki yıllarda çanta ve ayakkabıda rastladığımız metalik ve rugan dokunuşlar 2017 kıyafet detaylarında da göze çarpıyor. Rugan pantolonlar derilerin yerini aldı ve artık rugan pantolonları beyaz basic bir tişörtle gündüz giymeye başlayacaksınız. Gece de şık bir blüzle tamamlayıp gecenize devam edeceksiniz. Muhakkak stil önerim size bir rugan parça zaten başlı başına dikkat çekici bir parça. O yüzden tek başına ruganı bir yerde kullanmanızda fayda var. If I judge for life, man, would you stay by my side? Or is you gonna say goodbye? Can you tell me right now? If I couldn't buy you the fancy things in life, shawty, would it be alright? Come and show me that you do. Now tell me, would you really rock me? Metalik tonlara kombininizde yer verecekseniz, bu kesinlikle abartıya kaçmamalı. Tek başına kullanılması gerekiyor. Diğer türlü belki bir uzaylı gibi görüneceksiniz. Bunun havasını kesinlikle vermememiz gerekiyor. Çünkü kötü bir görüntü oluşturacaktır muhtemelen. Tek bir yerde sadece bir bluz, metalik, sadece bir pantolon ya da ayakkabıda stilinizi tamamlamanız yeterli. If I got locked away and we lost it all today, tell me.
Moda ve alışveriş yazarımız Özlem Yılmaz Küçük, 2017'de ön plana çıkan aksesuar trendlerini anlatıyor. 2017 aksesuar trendlerinin başında ise şapkalar çekiyor. Özellikle Walker Hat dediğimiz, yani yuvarlak kesimli, aslında biraz da cowboy'yu andıran şapkalar 2016'da trendler arasındaydı. 2017'de de olmaya devam edecek. Bu şapkalarla en havalı siz görünebilirsiniz aslında. Çok sade giyinip bu şapkayı taktığın zaman en dikkatli çekici kadın yine siz olabilirsiniz. Takı trendleri 2017'de sadeleşiyor. Takılarda daha minimalist tercihler yapmalısınız. Minik takılar, taşlar, doğal taşlar, bunları görüyoruz. Devasa büyük takıları artık sonuna geldik trendlerde. 2017'de çantalar küçülüyor. Erkek ve kadın çanta trendlerinde muhakkak bir sırt çantası var. Ayrıca erkeklerde kılaçta görüyoruz, ama kadınlardan daha çok bahsedecek olursak sırt çantaları ön planda. Sırt çantası dışında küçük çantalar var. Gelelim yeni yılın saç ve makyaj trendlerine. Saçlarda ombrelere artık son. Ombre ya da sombre, herhangi bir gölge saçlarda olmayacak. Saçlar düz renk, sarıysa platin, tamamen düz renk, kumralsa tamamen düz renk, koyuysa tamamen düz renk olmalı. Hanımlar, gece davetlerinde saçlarınızda geriye doğru yaptırılmış özenli modelleri tercih etmelisiniz. Artık uzun ve salaş saçlar yok. Tamamen düz kesimli, jilet gibi kesimli saçlar ön planda. Evet, yataktan kalkmış gibi bir görünüm çok belki kadınların işine geliyordu, o salaş saçlar, ama biraz daha artık bakımlı saçlarla, daha taranmış saçlarla ön planda olacak kadınlar 2017'de. ...2017 makyajda natürellik hakim. Takma kirpikler bu yıl out. Kirpikler yok, öyle söyleyeyim ilk başta. Tamamen göz makyajı sıfır. Belki çok doğal, ten renginde, nude tonlarda farlar sürebilirsiniz. Göz kapaklarınızı belirginleştirmek için. Allık da hatta yok. Sadece nude tonlarda ruj, allıksa da çok hafif pembe, yanakların kendiliğinden kızarmış gibi görünmesini sağlayan allıklar ve krem allıklar özellikle tercih edilmeli. Ve işte 2017'de örnek alabileceğiniz stil sahibi dünya starları. Tıpkı diğer senelerde olduğu gibi takip edilmesi gereken stil ikonu diyebileceğimiz isimler Olivia Palermo, Blake Lively benim hitlerim arasında. Kendall Jenner çok fazla seviliyor, Gigi Hadid öyle, yine takip edilmesi isimler bunlar. Hepsinin stili birbirinden farklı, bazısı gösterişli, daha dişi ve daha seksi giyinmeyi seviyor. Örneğin Kendall Jenner gibi, işte Olivia Palermo gibi sade, şık giyinebilirsiniz. Ama mutlaka stil sahibi birkaç detayı bir yerlerde gösterebilirsiniz. Somebody's gonna have to carry me home.
Salih Gülmez